bir araç devrildi, 10 araç hasar gördü. Çünkü devrilen tırda fabrikadan çıkmış 5 yeni otomobil vardı. Tır sürücüsü yaklaşık 700 kilometreyi bir kaza yaşanmadan geldi. Ama Beykoz'daki bir ara sokakta facia yaşandı. Araç yüklü tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ortalık savaş alanına döndü. Park halindeki araçlara çarpıp üzerlerine devrildi. Antalya'dan 5 araç tıra yüklendi. Tır sürücüsü araçları İstanbul'a getirip teslim edecekti. Sürücü kilometrelerce yolu aştı. Araçları galeriye teslim etmeden kısa bir süre önce Beykoz soğuk suya geldiğinde bu kaza yaşandı. Ya freni boşaldı, bir şey oldu. Duvara vurmaya başladı. Doğalgaz parasını patlattı. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, duramadı. Önce önünde giden minibüse, ardından park halindeki 5 araca çarptı. Ardından da devrildi. Ben duvara doğru sürttüm arabayı, anca durabildik zaten yani. Tırın üzerindeki araçlar yere savruldu. Kullanılmaz hale geldi. Şans büyüktü ki kaza sadece maddi hasarla atlatıldı. Kimsenin burnu bile kanamadı. Yani bilerek vurduk yani, yavaşlamak amaçlı. Çünkü aşağısı uçurum. Artı insanlar var orada. Bu arada yolun sabıkası da hiç iyi değil. Çünkü darlaşan yolda daha önce de birçok kazanın yaşandığı ortaya çıktı.